çit vermez, dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat Karadeniz. Mercan meselesine ne diyorsun? Ya ben duyunca çok şaşırdım. Bir hayır gelmez o itte. Hazana takmış kafayı o. O zaman nişanlanmayı nasıl kabul etti? Baba oğul bunlar birbirlerini hem kullanıyorlar hem de kollaylar. Öyle de bir aile işte. Yerin dayı, he. Kızım benim. Seninle o çok bilmiş ukala sahibine bir ders vereceğiz. Ye bakalım, ye. Ye bakalım. Ye bakalım. Sen görürsün günü. Yalnız az daha senin dediğin gibi ipin ucu kaçıyordu ha. Ulan aslan ne oldu? Evet, ayıp oldu adama. Biraz. Yani güzel bir yanından bakarsak da iyi bir şey vesile oldu. Neymiş o? Evet, yani Mustafa abi Asiye ablanın kıymetini bildi. Haksızlık etme. Mustafa abim her zaman bildi Asiye yengemin değerini. Yani bildiğinizi bilmek istiyoruz diyelim. Erkekler gözüyle sever, kadınlar sevildiğini duymak ister. Ben biliyor muyum? Bilmem, biliyor musun? Kulağına söyleyeyim. Tamam, ben uylandım. Uylandım. Söyleyeyim mi? Tamam ya, tamam, uylanıyorum. Gel paşam, gel. Bir bakayım diye. Oh. Acaba diyorum biz bu yatağı büyütsek mi? Yakında sığamayacağız buraya. Ya Saris bile masal gelir buraya. Demeyeceğiz. Abi, kapıyı kapattığına emin misin? Ha? Ya eminim Hazan. Kapıyı kendi açmadı ya. Çalındı o zaman. Kim? Niye çalsın? Hem buralarda olmaz öyle bir şey ya. Nerede peki? Bu da kim ya? Davut abi nasılsın? Ferhat. Lan sen nereden çıktın? Kaç yıl oldu be oğlum? Oldu epey, oldu. Senin ne işin var burada? Davut abiyi görmeye geldim. Bir sakıncası mı vardı? Bu saatte. Ferhat, koçum. Ya Hazan Hanım'ın atı... Ya nasıl olduğunu anlamadım ama... galiba kaçtı. Öyle mi? Vah vah. Ya Davut abi sen bilirsin bu işleri. Atlar öyle kolay kolay kaçacak hayvanlar değildir. Belli ki Hazan Hanım'ın atı kendini yoldaş olarak ona layık görmedi ki kaçtı. Atlar zeki hayvanlardır. Ya o buralarda bir yerdedir ya. Ben bir bakayım. Ben bulurum onu. Sen bir bak bakalım. Bulursun. Hazını sen aldın. Ben almadım. Nedense bana öyle gelmiyor.
Sana nasıl geldiği benim umurumda bile değil. Hazan'ı sen aldın ve sakladın. Sırf şu lafı sokmak için değil mi? Ne kadar zekice. İstediğini düşünebilirsin. Dediğim gibi umurumda bile değil. Atım nerede? Atını çok mu seviyorsun? Seni ilgilendirmez. Tabii. Beni niye ilgilendirsin ki? Seni çok ilgilendiriyor herhalde. Davut abi atına baksın. Davut abi atını tımar etsin. Davut abi atının yemini versin. Terini silsin. Sonra Hazan Hanım 40 yılda bir çıkıp gelsin. 10 dakikalığına dıgıdık dıgıdık. Sonra Hazan Hanım'ın atı var olsun. At sahibi olmak öyle bir şey değil. Öyle mi Ferhat Bey? Öyle. Çok iyi biliyorsunuz galiba. Biraz bir şeyler bilirim. O zaman müsait olduğunuzda o engin at bilginizden yararlanmak isterim. Ama şimdi hiç sırası değil. Atım nerede? Bilmiyorum. Atım nerede? Çek ellerini. Atım nerede? Ellerini çek. Atım nerede? Elini çek diyorum sana. Atım nerede diyorum sana. Bak. Son kez söylüyorum. Atım nerede? Atını benim aldığıma eminsin yani, öyle mi? Evet. Evet, eminim. Nedenini de biliyorum. Atım yerini söyle şimdi. Ya da buraya getir. Diyelim ki dediğin gibi. Atı ben aldım. Diyelim ki getirmiyorum. Yerini de söylemiyorum. Ne yapacaksın he? Beni tek ayak üstünde mi bekleteceksin? Yoksa cetvelle sopa mı atacaksın? Ne yapacaksın? Ancak hava kuvvetten anlarım diyorsun yani. Başka türlü ne anlarım ne de yaparım diyorsun yani. Hazan Hanım, yalnız size hatırlatmak isterim. O kaba kuvvet sizi kurtardı. Bir de başıma kakıyorsun. Ben mi seni oraya çağırdım ha? Sen hem sen benim için mi oraya geldin yoksa Tarık'a olan düşmanlığın için mi? Neyse ne. Sonuçta seni ben kurtardım. Evet kurtardın. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Her zaman beklerim. Söylediklerim bayağı dokunmuş. Neden dokundu peki? Doğru da ondan. Doğru bir şey var. O da senin haddini aşman. Sen de atımı çalarak haddimi bildiriyorsun yani. Çok şükür kadının. Çok şükür kadının. Yoksa kim bilir neler yapardın haddimi bildirmek için? Döverdin mesela. Sen bunu biliyorsun değil mi? Bildiğim çok şey var. Merak etme. Evet. Belli zaten yani tipinizden belli. Bu vücut miras değil. Alın teri değil mi? Ya başka şeylere yatırım yapmıyorsunuz zaten. Vallahi keşke sen de birazcık başka şeylere yatırım yapsaydın da bu basenler böyle ayrı bir cumhuriyete dönüşmeseydi. Sen neye bakıyorsun ya? Hem Allah aşkına sen ne yapıyorsun? Saatlerce spor salonunda acayip sesler çıkararak, çaktırmadan aynaya hayran hayran bakarak 30 kilo kaldırdım, 50 kilo kaldırdım. Neden? Çünkü kadınların böyle vücutlu, kaslı erkeklerden hoşlandığını düşündüğünüz için değil mi? Evet, evet doğru, haklısınız. Böyle tiplerden hoşlanan kadınlar var. Oo, bak sen şuna ya. Demek ben Hazan Hanım'ın ilgi alanına girmiyorum. Çok üzücü. Ne yapsak acaba şimdi? Ya hiç üzülme zaten. Elinden bir şey gelmez. Sen git dumbbell'ını kaldır. Ama gitmeden de ilk önce atımı getir lütfen. Görürsem söyler. Hazan Hanım. Bu ayı atımı çaldı. Güya bana ders verecek. Hazan Hanım. Ferhat yapmaz öyle bir şey. Ayı Ben sana bu yaptığını ödetmezsem bana da Ferhat demesinler. Yatırdın mı oluşumu? Yatırdım. Mis gibi o iyi.
Allah. Masal Hanım için de hazırlıklara başlamak lazım. Ne gibi? Ya işte beşikti, karyolaydı filan. Diyorum ki acaba karyolayı şuraya koysak... cam açılmaz, bir de soğuk mu olur acaba? Ya bunu oraya kaydırsak o da bir acayip olacak odada. Başka da nasıl yaparız? Daha büyük bir odaya mı geçsek? Hayır. Ha. Gel hadi. Senin mahalleni çok seviyorum. Olacak, olacak. Daha da güzel olacak. Biz bunu hak ettik be Nefes. Hak ettik mi? Vallahi hak ettik. Yani ayrı ev mevzusunu da konuşabiliriz istersen. Çünkü şimdi Yiğit'in odası var tamam ama ileride Masal da isteyecek. Hem böyle... Tahir, çocukların odaya değil eve ihtiyaçları var. Yani yaşayan, nefes alan bir eve. Yani sen işe gittiğinde, Yiğit okula gittiğinde ben Masal'la dört duvar arasında mı kalacağım? Hemen diyorum ki... Masal da Yiğit de babaannesiyle, dedesiyle, amcalarıyla, yengeleriyle, kuzenleriyle birlikte büyüsünler. Kavga etmeyi de öğrensinler. Kavga ettikten sonra barışmayı da. Hem senin hayalinde bu değil miydi? Kalabalık sofralar. Öyle, öyle. Gerçi soframızda iki kişi eksik ama. Murat, ya ne yaptı o? Yani aradı mı seni? Konuştuk, konuştuk. Ne diyor? Sizi sordu, çok kızdılar mı bana dedi. Bunu yapmak zorundaydım abi dedi filan. Başka da bir şey söylemedi, kapattı. Yani niye kızalım ki? O mutlu olsun yeter. Abim ne yaptı? Kumlukta mı hala? Kumlukta. Rahatlamıştır o da şimdi. Çözüldü ya şu hülle meselesi. Keyfi yerindedir. Tahir. Hı. Yatalım mı artık? Yatalım. Rahat mısın? Gel. Sen bana sabır ver ya. Uyudun mu? Bakalım ne yazdı? Uyudun mu öküz? Niye uyudun? Uyudum. Rüya bile görüyorum. Ne görüyorsun? Nasıl ayıpta? Açık söyle. Rüyamda sen varsın. Evde yok.
Aslında yok. Deme. Sonra bu kadar şeyden sonra yakıştı mı sana ha? Ben de sizi merak ettim. İlacınız. Teşekkürler Hülya. Çıkabilirsin. Bardak? Kızımla özel bir şey konuşuyorum. Tamam efendim. İyisin değil mi anne? Gayet iyiyim. İlaçları almadığını öğrenirse kötü olacak ama biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ama almak istemiyorum. Aa, annem arıyor. Alo anne. Yarın Mercan'ı dışarı çıkardı. Niye? Konuş kızla. Ne konuşacağım baba? Allah. Allah Allah. Onu da mı ben söyleyeyim? Karın olacak. İki kelime kurarsın herhalde. Yoksa sen sadece seninle çalışan kızlarla mı konuşabiliyorsun? Ne söyleyeceğim baba ben o kıza? Dedin, senin nişanlı. Yarın öbür gün karın olacak. Farkındasın değil mi? Farkındasın değil mi? Sen istedin baba. Evet ben istedim. İstiyorum. Hazan'ı unutacaksın. Genco Bey. Ne var ne var? Hazan Hanım atı çiftlikten kaçmış. O da gece yarısı atının peşinden gitmiş. Hanife Hanım, Melek Hanım'ı aradı. Konuşurlarken istemeden duydum. Hanife Hanım çok telaşlanmış. Yalnız başına bir kadın dağ başında... başına bir şey gelmesin. Belki siz yardım edebilirsiniz diye. Tarık! Tarık! Genco Bey. Benim size bir şey söylemem lazım. Mercan o kıl kuyruğa neden evet dedi biliyor musun? Kıl kuyruk mu?
Hemen de isim takmıyorsun. Vallahi ben takmadım. O kendi ismiyle geldi. Vallahi kızın da he dedi. Sen de inadı bırak onunla bak. Sen benim soruma cevap versene. Ne sordun? Mercan niye evet dedi? Ha? Ya sen münasip gördün diye mi? Tahir'e olan sevdasını yüreğinden atamadığı için evet dedi. Ya. İki çocuklu adama mı sevdana? Hala. Kapanmadı mı o mevzu? Hani nefesten kardeş olmuşlar. Böyle mi kardeş olurdu? Ben böyle bir şey duymadım. Sen de söylemedin. Bu da yüz göz olma lüzum yok. Evladının derdini dinlemek, çıkamadığı çukura elini uzatmak mı yüz göz olmak Cemil Efendi? Ha? Ben böyle görmedim. Sen de böyle görmedin. Ha? Tahir'i unutmak için yapmışsa doğru yapmış. İyi yapmış. Aferin. Ama ben duymadım. Bak onu doğru dedin ha. Sen zaten bizi hiç duymadın. Hazan Hanım, siz eve gidin. Ben bulurum onu artık ya. Bulmana gerek yok. Kimin çaldığını biliyorum. Nedenini de biliyorum. Ferhat mı? Hazan Hanım, yapmaz öyle bir şey. O Merdu Şark'tır. Gel kızım. Al işte Mert Uşak. Neydi bu saçma hareket şimdi? Gör istedim. Niye? Asla seni terk etmeyeceğini düşündüğüm birinin. Bu atın bile olsa. Birdenbire ortadan kaybolmasının sana ne hissettireceğini gör istedim. Anladın mı? Birileri kaçırmış, ortadan kaybolmuş, belki de kendisi gitmiş. Neyse ne, bunların hiçbir önemi kalmıyor biliyor musun? Peki geriye ne kalıyor? Geri asla doldurulamaz, koskocaman bir boşluk ve korkular kalıyor. Ha, bir de cevabını bulamayacağın sorular. Hadi kızım. Hadi. Tahir kapıyı aç. Tahir ne oldu ki? Mustafa abim. Ne oldu ki? Kapıyı aç diye. Demek ki kulak çok da rahat değilmiş. Abi. Ne abi? Buraya mısın? He burayayım ya. Allah Allah. Lan ne oldu? Lan ne oldu gece gece? Elinin körü oldu. Çok mu acayip bir şey benim evime gelmem gece gece ya? Allah Allah. Aç şu kapıyı hadi. Ben de diyorum neden açamadım? Bak bir de sürgüyü yapmış üstüne. Allah Allah. Abi ne oldu? Asiye. Ne? Ya şimdi biz tatlı tatlı mesajlaşıydık ondan. Ya dur bak benim. Aşk tazeliydiniz ha. Öncesini kapat dedin mi? Hayır. Valla benim buraya ciğerim yanar zaten. Abi. De bakayım ne oldu? De şimdi biz de onunla tatlı tatlı mesajlaşıyorduk dedim ya. Ondan sonra birden o dedi böyle işte sen beni boşadın. İşte vay efendim sen şöyle sen böyle. Ben de dedim acaba bu fikrini mi değiştirdi? Sağ dedi mi bir şey? Ha? Çünkü yani Asiye biliyorsun ha birden böyle bir lan bir böyle hani kaptırır kendini ondan sonra Allah ortalık yangın veriyor ya. Ha? Hayır. Ben de dedim ki kendi kendime sabaha kadar dön dolaş hacı yatmaz bunu düşüneceğim ama gideyim bir kardeşime sorayım konuşayım ha.
Gel gör ki onun bağ verdiği cevap ne de? Ne işin var abi ya buraya? Vay arkadaş. Vay be. Ulan insanoğlu bir düşmeye görsün Tahir. Ayağın bir kere tökezledi mi ayağına pek diye vuruyorsun. Üstüne oturuyorsun abi böyle. Abi yengem yerden göğe kadar haklı. Kusura bakmayacaksın. Bununla kurtulduğuna şükredeceksin. Abi oğlum. Yol olsak artık. Hadi oğlum içeride konuşalım. Abi. Bak bu kapıyı sana ancak yengem açar. Tamam mı? Kusura bakma. Zorlama beni. Hadi bak. İyi geceler. Abim benim. Allah rahatlık versin. Hayır. Doğru. Çekil bunu üstüne. Bakın burada kimler varmış. Sevgili kardeşim Ferhat. Biraz ayıp olmuyor mu? Kaçtır seni Hazan'ın yanında görüyorum. Yani Zeynep'e kör kütük aşık olduğunu bilmesem şüpheleneceğim. Gerçi sen kardeşinin sevdiği kadına göz koyacak bir adam değilsin. Ama ben senin gözünde öyle biriyim değil mi? Tas tamam öyle birisin. Zaten yaptıklarında bunu ispatladın. Seni o kadar iyi anlıyorum ki Ferhat. İnsanlara karşı bu şüpheci tavrını gerçekten seni iyi anlıyorum. Hazancığım, Ferhat'ın hikayesini bir bilsen gerçekten için parçalanır. Ben senin Hazancın değilim. Duydum. Sevgili babam vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Gerçekten üzüldüm. Gerçi sen üzülmemişsindir de. Tarık. Benim elimden bir kaza çıkmadan defol git buradan. Ne psikopat adammış ama değil mi? Yani insan 9 aylık hamile karısını öldürür mü hiç ya? Benim bile aklıma gelmez doğrusu. Tarık. Bir daha uyarmayacağım. Ne yaparsın Ferhat? Ha? Öldürür müsün beni? Ha? Gerçi ben ölmekten korkarım. Ama sen korkmazsın değil mi? Sonuçta ölü bir kadından dünyaya geldin. Ölüm seni korkutamaz değil mi? Film gibi değil mi? Karısının onu aldattığını düşünen bir adam bir anda cinnet geçirir. Ve 9 aylık hamile karısını kendi elleriyle asar. Kadın bir yandan can çekişirken bir yandan da dünyaya bir çocuk getirir. Sonra bacaklarının arasından Ferhat düşer. Çılgınca bir hikaye değil mi Hasan'cığım? Hayata kötü bir başlangıç bu. Keşke devamı güzel gelseydi. Ama olmadı değil mi? Evet.
sevgili anneciğin babana ihanet etti mi? Bilemeyiz. Yani sonuçta ölmüş gitmiş kadın değil mi? Zeynep sana ihanet etti mi? O da ölmüş gitmiş biri. Ama ihanet etti. Ne kadar acıklı bir hikaye değil mi aşkım? Ben senin aşkın falan değilim. Ben senin hiçbir şeyin değilim, tamam mı? Sen gerçekten zavallı bir manyaksın. Seni hastaneye götürmeleri lazım. Hadi Ferhat, bana doğruyu söyle. Sen yoksa Hazan'a mı yürüyorsun? Yani Zeynep öldü gitti, Allah rahmet eylesin. Ben hayatıma devam ediyorum mu diyorsun? Eğer Zeynep'in adını bir daha ağzına alırsa... Tebrik ederim. Nişanlanmışsın. Mercan nasıl? Ne oldu Tarık? İki gün önce birlikte ölüp kumru oluyorduk. Şimdi Mercan'la nişanlanmışsın. Görüyorsun değil mi Ferhat? Beni nasıl da kıskanıyor. Manyak. Ferhat. Hazan'dan uzak dur. Durmazsan ne yaparsın? Öldürürüm seni Ferhat. Yemin ederim, öldürürüm. Zeynep'in ölüsünü öpeyim ki. Sıfır RH pozitif. Sevdiğim. Tadına bakmak ister misin Ferhat? Anneciğim ağzını. Ya anne ben yerim, büyüdüm ben. Oh benim aslan oğlum, koca adam oldu annesi o. Abi olacak abi. Zaten abiyim. Yani sen de nefes, bıyıkları çıkacak olanın. Ne zaman? Ona birazcık daha var. Baba oğul üstüme gelin, tamam mı böyle? Ağlatın beni, hamileyim ben, ağlarım bak. Evet hadi. Ah o zaman abi, bey. Anne. Babamla şaka ne zaman bitecek? Daha bitmez kızım. Birazcık şöyle tadını çıkaralım. Tadını çıkaralım derken... Şeyini çekerim ayın da. Neyini? Anlat. Anlatma. Abim dün gece kapıya dayandı. Ne istemiş? Ulan sen daha iyi bilirsin yenge. Artık gece mesajda ne yazdıysan koşa koşa gelmiş kapıya. Sürgülü olduğu için giremedi fakat. Şimdi yukarıda mı, yatağı mı? Yok anacığım, almadım içeri. Dedim yengem seni sokmadan giremez. Aferin yengesinin paşası, aferin. Nefes, sana bu şahı al. Aldı. Bir tane de çocuk yap. Yaptı. Hadi bakalım, geç kalacağız. Toparlanın, hadi. Ben de görüşürüz. Hadi size emanet çocuklar. Görüşürüz. Dikkatli gidin, yavaş sür, yavaş sür. Yavaş koşmayın. Fatih, sen kumluğa git, abime sahip çık. Bunu ne yapacağı belli olmay. Tamam abi, sen merak etme. Hadi bakayım, doğsun arabaya. Günaydın dayı. Günaydın, günaydın. Afiyet olsun. Sağ ol. Gel, beraber olsun. Eyvallah. Ne o? Bir şey var.
Ne olduğunu ben de bilmiyorum dayı. Sen anlatmaya başla. Uşaklar, bir çay verin. Vallahi ne anlatacağımı da bilmiyorum ki. Ucundan, kıyısından anlatmaya başla. Laf su gibi yolunu bulur. Bir bakarsın, akıp gelmiş. Eyvallah Doruk, sağ ol. Haydi bakalım. Özledim. Ben de seni özledim. Hadi içeride özlem gideririz. Geç bakayım. Haydi amcam sen de geç. Allah zihin açıklığı versin. Hazan. Günaydın, iyi misin? Günaydın, iyi. Tahir. O arkadaşına söyle. Bir daha bana öyle saçma sapan şeyler yapmasın. Hangi arkadaşım? Ferhat. Ne oldu ki? Ya uzun mesele. Sonra konuşalım, tamam mı? Hazan sen iyi misin? İyiyim. Tahir. Hazan'ın Ferhat'la ilgili mevzusu sana da tanıdık geldi mi? Vallahi ben pek çıkaramadım. Sen bana bir kahve ısmarla, ben sana anlatacağım. Sana kahvenin en tatlısını ısmarlayacağım. Gel bakayım. Hakikaten Ati, o lafı yedirmek için mi kaçırdın? Evet. Abi söylediğine inanıyor musun? Başka ne için olacaktı dayı? Bilmiyorum işte, onu sen anlatacaksın. Başka bir sebebi yoktu. Hazan. Genco ve o manyak oğlu Tarık'ın kıskacı altında. Sadece kendisi de değil. Küçük kardeşi, hatta anası. Değil mi? He, öyleymiş. Tahir'in anlattığı kadarıyla biliyorum. Tabii bir de görüp şahit olduklarım da var. Tarık Hazan'ı kaçırdığında niye peşine düştün? Tamarların elinden alamadığın Zeynep'le ödeşmek için mi? Zeynep'le ödeşmem mümkün değil artık. Peki ya niçin dayı? Peki ya ne için dayı dediğine göre sen de bilmiyorsun. Zaman evlat, zaman. Etrafında gördüğün hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Eğer öyle olsaydı avucuna aldığın deniz suyu da mavi olurdu. Sadece etrafında gördüklerin değil, İçine baktığında gördüğün de göründüğü gibi değildir. Ama zamanla netleşir. Soframıza teşrif ettiler sonunda. Dün akşam sen neredeydin bakayım? Sevgili Cicioğlunuz, Hazan'a artistlik yapmak için atını kaçırmış. Sonra da geri vermiş. Aa. Bak, bak, bak. Senin bundan haberin var mı peki? Ben nereden bilebilirim ki? Doğru.
Sen nereden bilebilirsin ki Hülya? Buyurun efendim. Nilüfer'in ilaçlarını getir. Peki. Hiç gerek yok. Ben sonra kendim alırım. Getir. Cemil'ciğim, günaydın. Aleykümselam. Ha, şey diyecektim. Bizim çocuklar çıkıp bir yerlerde çay kahve içsinler. Artık birbirlerini daha yakından tanısınlar değil mi? Evlenince bol bol vakitleri olur. Tanırlar da. Ama Cemil'ciğim, hangi zamanda yaşıyor canım? Yenize Bey, bak ben böyle şeylerden hoşlanmam. Yahu gündüz vakti. Herkesin içinde oturup bir bardak çay içecekler değil mi? İyi, tamam, hadi tamam. Hah, şöyle Cemil'ciğim. Görüşmek üzere. Şşş, o mu aradı? Tarık Merzan'la işte çay içecekmiş de tanışacaklarmış. Aman aman, hiç lüzumu yok. Ben onun nasıl biri olduğunu gözlerinden okudum. Hani bir kere de bir uzatma da, bir kere de bir kere daha uzatma da. Hemen Mercan'ı arıyorsun. Çaya davet ediyorsun. Hemen hemen. Bırak şuraya. Sen çık. Nilüfer. Aşkım, Nilüfer'ciğim, her şey senin iyiliğin için, biliyorsun değil mi? Ha? Buradaki her şey senin iyiliğin için. Bu ilaçları alman lazım. Bundan sonra ben ilaçlarını takip edeceğim. Çünkü iyileşmen gerekiyor. İç, 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 iç. Tamam. Dünya güzel. Hadi şimdi git biraz dinle. Hadi. Soğuk oldu ha. Gel bakayım sen şöyle. Üşüyor musun? Yok, ben senin yanında hiçbir zaman üşümüyorum ki. Şimdi anlat bakayım, neymiş bu Hazan'la Ferhat mevzusu? Yani bunu konuşmak için yalnız kalmamıza gerek yoktu ama... Yani bence yakışırlar. Ama Nefes, nasıl olacak o iş? Yakışırlar demekle öyle olmuyor ki. Zeynep'in anası bu kadar tazeyken. Tahir, ben yarın evlensinler demiyorum ki. Yani... Hazan da Ferhat da yalnızlar. E hayat uzun. Birbirlerine yol arkadaşı olsalar, destek olsalar fena mı olur? Aslında doğru diyorsun. Neyi? Doğru söylüyorsun yani. Çocuk bir ömür bunun yasını tutacak değil ya. Kendisine bir çıkış yolu tutulacak, bir dal bulacak elbet. Ha, sen öyle yapacaksın. Nasıl? Ben öyle mi dedim? Tutunacak dal. Nefes. Kızım etme ula. Bu iş dönüp dolaşıp nasıl bana geliyor ben anlamıyorum arkadaş. Tutunacak dal ha? Nefes. Sen şaka ediyorsun. Yapma. Yapma, sen şaka yapma. Sen kuymağı nasıl yapaysan şakayı da öyle yapaysın Nefes. Sen bir de bakayım be. Bu Hazan öğretmen niye bu kadar kızdı? Acaba bu Ferhat buna ne yaptı? Yani konuyu değiştirme çabanı ve hızını takdir ediyorum. Ama seninle böyle uğraşmayı çok seviyorum. Ya sen bana kahve ısmarlayacaksın. Ne oldu benim kahvenin? Sana ben kahve ısmarlayacağım ama önce gidip çarşıdan bir şey almam lazım. Ne? Kendime bir beşik almam lazım.
Efendim? Ben Tarık. Evet. Çay içecekmişiz. Nerede? İşte çay içilen bir yerde. Tamam, çarşıda buluşuruz. İyi. Yarım saat orada olursun. Tamam. Benim karım onu mu beğendi? Beğendim mi, beğenmedim mi birazdan öğreneceğiz. Ne kadar... Kızım boş ver sen ne kadar olduğunu. Beğendim mi, beğenmedim onu de bana. Tamam Tahir, beğenip beğenmediğimi söyleyeceğim şimdi. Ne kadar? Yenge bir şeyler yaparız. Tahir abi yabancı değil. Hallederiz biz. Halledersin, halledersin tabii ki. De ben bileyim mi ne kadar? 3000. Ne? Yenge bir şeyler yaparız. Sen beğen yeter. Tamam, şöyle yapalım. Tanıdık indirim zaten. Tahir'i de tanıdık. Tanıdık indirim yapalım biz. Bunun 2500 lirasını atalım, 500'den verelim. Yenge ne yaptın Allah aşkına ya? Ya Aslı sen ne yaptın ya? Nefes. Hayır, ne yapıyor bu Beşik? Ben onu anlamadım. Yani çocuk ağlayınca sallıyor mu, emziriyor mu, ne yapıyor? Kardeşim sen bize bir müsaade eder misin? Tamam. Kızım hayırdır? Sen hararet mi yaptın? Ne oldu? Niye patlaysın adama? Tahir 3000 lira diyor ya. Tamam, fiyatı o. Ha öyle mi? Pardon Tahir Bey, siz paraları nereden topluyorsunuz? Ağaçtan mı? Aa çok affedersiniz. Sizin geminiz vardı, siz gemi işi yapıyordunuz. Ah, o gemi de battı değil mi? Sigorta da para verecekti. Verdi galiba o parayı. Yok, vermediler. Vermedi. Vermedi ama sen bana 3000 lira vereceksin öyle mi? Allah Allah kızım, beğendin mi sen bunu? Onu da bir bağ. Tahir, beğendim. Tamam. Hayır. 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 Kardeşim biz bebek arabalarına bakalım mı? Geçelim bu konuyu ha? Tabii abi, böyle bunu. Neredeyse biz arabalara bakalım. Buyurun. Hoş geldiniz. Ne alırız? Sen niye alıyorsun ki? Efendim abi? Hani biz içeceğiz ya. Sen niye alıyorsun diyorum. Ben ne içersiniz diye. Öyle sor o zaman. Çay. 2 tane mi? Yok. 3 tane ver. Bir tanesini kulak arkası yapacağım. Hasta mısın oğlum sen? Git getir işte. Tamam efendim. Abi, Allah bu güzel ablayı sana bağışlasın. Bağışladı, bağışladı. Ben de onu bağışlayacağım. Abi çiçek alsana. Hadi. Çık. Şişt, bana bak. Ne var? Niye evleniyorsun benimle? Hı? Bak. Eğer bu herifin parası pulu var diye düşünüyorsan... Bizim karanlıklar şatosunda senin gibi düşünen bir kadın daha var. Şimdi böyle bir mandayı bile devirecek ilaçlar kullanıp böyle mal gibi oturuyor. Ne giydiğinden keyif alıyor, ne de yediğinden. Anladın mı? Merde namerde muhtaçlığımız yok çok şükür. Babamın kazancı yerinde. Öyle mi? Niye evleniyorsun o zaman benimle? Öyle münasip gördüler. Sen niye evlenmesin? Öyle münasip gördü. İyi. Ortak noktamız varmış. Muhatabım benim ya, sen bana konuşacaksın. Tamam, hadi aslan. Ne kadar bu? Beş yüz, beş yüz iyi. 500.
Ben bu arabanın gerçek fiyatını öğrenebilir miyim? Aman yenge, beni karıştırma. Sonra çok kızıyorsun. Kızmayacağım. Kızmayacağım, Tahir, kızmayacağım. Zeynep. 2900. 2900. Düz mü, otomatik mi bu? Hayır, kaskosu varsa iyi. Çünkü biz Tahir'i araba alıyormuşuz. Ben onu hiç fark etmemişim. Hiç fark etmemişim yani. Kızmayacağım demiştin ama yenge. Kızmadım zaten. Kızmadım. Kızsam böyle olmam. Kızmadım. Kızmadım. Tamam. Ulan bazı günler bazı şeyler olmaz işte, tutmaz. Bugün de alışveriş günü değilmiş. Hadi aslanım, hadi bakalım. Sana hayırlı işler. Sağ ol abi. Şu an hiçbir şey istemiyorum. Abi Allah yardımcı olsun. Kızım, nasıl bir pazarlık canavarı çıktı senin içinden? Ya istemiyorum Tahir. Gerek yok o kadar para vermeye. Ne lütfen? Tamam, tamam. Bir şey demedim. Gidelim artık, şu kahvemizi bir içelim mi? Alır. Ama bak, peşin konuşayım, kahve 7 lira. İki tane 14, iki de çay istek 3 liradan 6. Toplam 20 lira. Var mısın, yok musun? Varım. Yani kahveye varım, çaya yokum. Çayı evde demliyoruz, hadi. Arkadaş, nasıl bir batağa düştük bizi ya? Ya daha ne istiyorsun? Çayı ben sana demliyorum. Çaylarımız da bittiğine göre... Kalkabiliriz. Umarım onu sıklıkla yapmak zorunda kalmayız. Bağa bak. O babana yapamadığın havayı bağ yapma, olur mu? Ben de bayılmıyorum, sağ ol. Öyle istediler. Evleneceğiz. Kocasını sevmediği halde dört duvar arasına sıkışıp kalan on binlerce kadından biri olacağım ben. Sen de eve gelirken ayakları geri geri giden on binlerce erkekten biri olacaksın. Madem istediğimiz hayatı yaşayamadık, bunun için ne cesaretimiz oldu ne de şansımız, madem öyle, o zaman eğelim başımızı, usul usul yürüyelim. Eşeğini dövemeyen semerini döver gibi davranma. Ha, illa davranacaksan umurunda olmaz. Anladın mı? Benden olsun. Ziyade olsun. Afiyet olsun. Tüh bak ya. Doğum gününü sormayı unuttum. Taktı. Şimdi de kafayı buna taktı. Takarım. Haklıyım çünkü. Ya arkadaşım bir şey yapmış, bana savunma işte. Arasana diyorum sana. Hey Allah'ım, koca adamı. Efendim? Hayırdır, benim kulağıma bir şey geldi. Ne geldi, hayırdır? Hazan öğretmeni üzmüşsün oğlum, ne oldu? Anlatırım sonra. İyi tamam, sen öyle değilsen. Konuşuruz dedim. Nefes. Haklıyım ama. Haklıyım. Kızım adam konuşuruz dedi ya. Sen bu hamile halinle. Bir takarsın böyle şey. Ben hamileyken de takabiliyorum Tahir. Tülin. Hoca hanım. Geldi.
Şu Mustafa abinin nikah tazeleme işi ne oldu? Yapacağız bugün, yapacağız. Osman babam Ali'yi de al gel. İki şahitle yapalım o işi dedi. İyi bari Mustafa abinin kafası rahatlamıştır. Aslında kafasının rahatlaması değil, kafasına dank etmesi lazım ama. Bence o da etti. İnşallah. Nefes Hanım, merhaba, afiyet olsun. Merhaba. Tahir, dernek başkanımız Hülya Hanım. Evet, radyoda tanışmıştık, merhaba. Ay doğru ya, unuttum ben onu. Ama biz sizi hiç unutmadık. Buyurun, ayakta kaldınız bir kahvemiz için. Yok, teşekkür ederim. Nefes Hanım, derneğe bekliyorum, size ihtiyacımız var. Mutlaka geleceğim. Mutlaka bekliyoruz, iyi günler. İyi günler, iyi günler. Size de, hoşça kalın. İyi insan lafın üstüne. Efendim abi? Hayır, nereyesin? Ben camiye gidiyorum. Nikah tazeleyeceğiz. Tamam abi, geleceğim. Ne olmuş? Yeni damat yerinde duramay. Heyecan yapmış. Nefes, kalkalım da ben gideyim abime. Önce seni eve bırakayım, yengem alıp camiye geçeyim. Yok, sen beni eve bırakma, derneğe bırak. Ben de şu internet meselesini konuşayım. Tamam, o zaman işim bitince gelip alayım seni. Tahir, ben geçerim. Ya, Tahir, ben hasta değilim, hamileyim. Kusura bakma, benim de hamile bir karım var da bundan. Haydi. Alo Devrim, neredesin? Osman babanın yanına geldim. Camide misin? Yok, eve geldim. Camidedir o, camide. Şu Mustafa abimin... Biliyorum kardeşim, biliyorum. Sabahtan beri beni de 5 defa aradı. Tamam, haydi, haydi görüşürüz. Tamam, orada görüşürüz kardeşim. Ali? Osman babam evde mi diyecektim ama değilmiş şimdi, Tahir söyledi. Neyse ben gideyim. Aa, nereye böyle selamsız sabahsız? Hay, yok bir şey ya. Hadi kaçtım ben. Ali, nereye gidiyorsun? Mustafa abinin nikahını tazelemeye gideceğiz ya. E'si, yaza düğün dernek yaparız dedik. Yaz geldi geçti Esma, Allah aşkına. Ama adı bile geçmiyor. Ya tamam, haklısın. Ama başımıza gelmeyen kalmadı biliyorsun. Hangi ara yapabilirdik? Tamam ben, yok bir şey demedim zaten. Dedin işte. Ama Mustafa abi nikah tazeliyor. Bir de bize bak Esma. Yaprak kıpırdamıyor. Neyse. Neyse, sonra görüşürüz olur mu? Ali. Mercan. Benim ana, benim. Ne oldu? Kızım, kaç saat oldu sen gideli? Sohbet ettik. Geç şöyle, geç bakayım. Otur şöyle. Çok kibar, aklı başında biri. Akıl kıyruk mu? Ya gel Allah'ın aşkına ya. Benim duyduklarım yeter de artar bile. Ya başta ben de öyle sandım ama değil, çok düzgün biri. Ne konuştunuz, anlasana. Mercan, senin ağzından kerpetenle mi laf alacağım ben? Ne konuşacağız ana? Havadan, sudan. O da böyle olsun istememiş. Hani böyle damdan düşer gibi, tanımadan, etmeden. Ama belki çok güzel bir şey vesile olur dedi. Ben de kısmet dedim. Kısmet dedim. Mercan, sen yalan söylemeye beceremezsin. Bak şimdi de beceremiyorsun. Sonra da şey dedi. Aslında babasının ısrarıyla buluşmuş. Hı, al işte.
laf olur, söz olur. Bilen bilmeyen konuşur. Ben de seninle konuşmak istedim ama böyle değil. Bundan sonra ya sizin evde ya bizim evde. Aileyle birlikteyken bir kenara çekilir konuşuruz dedi. Babam gibi düşünün yani. Kızım sen ayağındaki poşet neydi? Dantel aldım. Bir de yeni bir tığ. Çeyizimi yakmıştım ya. Yeniden işleyeceğim. Yemin ederim içim dışım şişti benim. İçim dışım şişti benim! Zeynep'in ifadesini videoya çekmiştim. Sonra biz neden susuyoruz diye bir kayıt daha yaptım. Yani internette ses getirir mi diye yaptım ama... Neden olmasın? Çok iyi düşünmüşsünüz. Yani ben bu işlerden pek anlamam. Yani internete nasıl yüklenir bilmem. O iş kolay, hallederiz. İşe yarar mı dersiniz? Neden yaramasın? Daha önce yaptığınız radyo programı çok ses getirmişti. Çok affedersiniz. Rica ederim. Efendim Ozan? Alo Nefes. Okul çıkışına gelebilir misin? Tamam, gelirim. Bir şey mi oldu? Yani aslında ben biliyorum Ferhat. Yok, onunla ilgisi yok. Tamam, gelirim. Biliyorum. Normalde Fatih geliyor ama sen gelsen iyi olur. Görüşürüz, tamam. Tamam, görüşürüz. Canım. Sen bahçeye in, ben geliyorum birazdan, tamam mı? Hadi. Hasan hocam, bu kulağını çekip bir daha yapma diyeceğimiz bir olay değil. Düpedüz hırsızlık. Müdür bey, anlattıklarını duymadınız galiba. Duydum da, yani bunun gibi binlerce aile var. Her birinin çocuğu hırsızlık mı yapıyor? Bu işin polise intikal etmesi şart. Müdür bey, böyle bir şey yapamazsınız. Kızcağız bursunu kaybeder. Lütfen. Çelik. Canım iyi misin? Ben hapse girince anneme ne olacak? Sen hapse girmeyeceksin Tülay. Ama müdür bey öyle söyledi. Hayır, hayır öyle bir şey olmayacak. Merak etme sen. Annem. Annemi öldürür. Tülin, Tülin. Yardım et. Ne oldu? Bayıldı. Şu taraftan. Evin nerede? Gelin hanım hazır mı bak? Aa yenge. Oo ne gelini ya? Evimizin gelini. La yenge seni daha ilk günden çalıştırayım mı bunlar? Sen şu nikah meselesini değilsin. Aynen yengem. Haydi. Ha? Abim bekleyin. Aldı vallahi aldı dersin. Ama beklesin. Beklesin. Hem anam zaten pazara gitti gelsin. Eren'i bırakayım gideriz. Öldün ya balık ya. Şey ateş parası olmuş. Ana. Eren sağ emanet ha. Kireye gidiyorsun. Ben bir iki dakika evlenip geleceğim. Çok sürmez. Ha, ben de öyle sanmıştım. Çok sürmez daha diyeyim ama sürdü. Ya ana aşk olsun ya. Hani ne oldu? Sonuna kadar arkandayım falan filan. Ne demişti bizim Demirel? Dün dündür, bugün bugündür kızım. Ya Tahir bak görüyor musun ya? Dünle bugünü birbirine tutmayın ya. Vallahi bence normaline döndü yengem. Hadi ben arabadayım. Al üstüne bir şey gidelim. Haydi. Aman gelirim, gelirim.
Asiye. Ne zaman gelirsin kızım? Ana ben iki dakikada evlenip geleceğim hemen. Sen çocuklara bakıver tamam mı? Asiye! Sen evlenmeden çocuk sahibi mi oldun? Tövbe yarabbim, tövbe estağfurullah. Mustafa'yla mı evleneceksin? Hayır, başkasıyla evleneceğim. Oh şükür hayırlısı olsun. Ana inadına mı yaparsın Allah aşkına ya? Yok kızım, inat söz konusu olunca kimsenin yerine su dökebilir. Asiye, çok kalmazsın değil mi? Yani ben çocuğa bakamıyorum artık, yaşlandım da bana mı güvenip doğurdun? Ay ana, Tahir bekliyor, ben gideyim müsaadenle. Kızım ben sana bir kere müsaade ettim, şu başıma gelenlere bak. Yengem haydi, geç kalıyoruz. Kızım bekletme seni, adama ayıp ol, insanlanma. Ay yırtacım yüzlerim ama ha? Yırt belki altından daha iyisi çıkar. Ay ana maşallah yani. Kaldığın yerden tam gaz devam ediyorsun, vallahi da billahi de ateş bastı. Oo yazıksa. Başladı mı? Ne başladı mı? Ha böyle olur. Böyle ter basar, sıcak basar, sonra üşüşsün, terlersin. Sonra sinir de yapar. Ama geç kızım, geç. Ana vallahi bu aldım patladım he. O nenem yarabbi. İşte bak, yaptı sinir. İyi ki geldin Asiye. Sıkıntıdan patlayacaktım. Babam, nereye yattı bunlar? Gelmediler ya. He? Gelirler oğlum, gelirler. Gelirler tabii. Bekleyelim ha. Tabii. Siz. Bekleyelim tabii. Ya babam gelmiyorlar işte. Bunlar müsaade kalırır mı ya? Allah Allah. Nereye yattı bunlar? Ya çok merak ettiysen aç sor o zaman. Doğru dedin onu ya. Seni bağırıyorsun be ya. Baba, sen aldın mı tansiyon ilacını filan? Tövbe estağfurullah, tövbe yarabbim ya. Sabah sabah asabi tabii. Al Tahir, nereyesin oğlum? Az sabır abi, geldik de geldik. Tamam sabır, hadi. Sensin sabır. Ali, nereyesin oğlum? Abi geliyorum ya işte. Gel. Tahir'le Asiye yengen de geliyor. Tamam abi. Ya kardeşim kusura kalma ya. Seni de böyle gündüz gündüz işinden ettik ama. Sorun değil abi. Abi. Kapatsak mı artık? Telefonu diyorum. Kapatsak mı artık? Kapattım. Hadi Allah'a emanet olsun. Kendine iyi bak. Hadi. Ali hoş geldin kardeşim. Gelin bak. Bas oğlum buna ya. Bas düğün olayı. Asiye Hanım, o ne diyor? Öpeyim mi? Ya tut Mustafa. Tamam, buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim, ne diyor yani? Mustafa. Tamam, çektim. Canım camiye gireriz yani, yavaş. Anladım, tamam. Korkacak bir şey yok. Sizin anlattıklarınıza bakılırsa bayılması normal. Birazdan kendine gelir. Tamam. Teşekkür ederim Hayati Bey. Öğretmenim. Tamam canım, yok bir şey. Sen şimdi biraz yat. Sonra seni eve götüreceğiz, tamam mı? Oho. Tamam. Biraz konuşalım mı? Olur. Sen niye geldin? Bilmem. Öylesine geldim işte. Özür dilerim. Ne için? Öyle şeyler söylediğim için. Nesi var çocuğun? Korkunç bir ailesi var.
Daha doğrusu korkunç bir babası. Daha ne olsun ki? Rum suresinde ne diyor Cenab-ı Allah? Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Mustafa, Mustafa oğlum. Sevgi ve merhametin varlığı Allah'ın varlığının delili olarak görülüyor. Eşler yaratılması da öyle. Nisa suresi 35. ayette ne buyuruyor Cenab-ı Allah? Eğer karı kocanın arasının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönder. İki taraf arayı düzeltmek isterse Allah onları uzlaştırır. Açma! Açma! Asiye Hanımcı. Ulan Uli. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Rica ederim karım. Ne demek? Anacığım, size gelin getirdim. Siz önce gelin getirmeyebilirsiniz zaten. Asiye Hanımcığım, sizi burada bırakmayırım. Zira göstereceğim bazı şeyler var. Mustafa, ne habersin? Siz bunu görmemiştiniz canım. Bağımın yanında da bir şey demek istemedim. Hani görmemişin gelini olmuş. Tutmuş cama yazmış olmasın diye. Mustafa, bu ne ya? Oy oy. Ne ne ya? Oy Asiye'm. Oyun. Oy oyu. Ne yani? Asiye'si nerede bunun? Ben anladım. Bir daha seni boşayıp başkasından evlenirsem oy Emine'm, oy oy Hatice'm, oy yazarım diye, değil mi? Hatice, Ayşe, Emine. Ya kızım, elin tanımadığımız adamı neden okusun orada oy Asiye'm oy diye? Ondan oyla aldım orayı ya. Oy oy. Nedir yani? Ulan
Hatice kim? Çeşi Mahmut'un dolgası mı? Yok onu istemem. Onda var 3 çocuk, sende var 2 çocuk. Bir de Yiğit, bir de yolda var. Etti 7 çocuk. Aa, kafam dayanmaz, istemem. Kafa bu kafa. Alacağım. Gönül benim değil. Hatice'yi de alacağım, Netice'yi de alacağım, Kader'i de alacağım, Yeter'i de alacağım. Asya'yı da baş köşeye oturtacağım. Kafa bu kafa. Hasbinallah. Asiye, kızım. Kafana var, bak bakalım ya. El birliğiyle dağıttık sepet kafayı. Kim o? Benim anne. Sevim Hanım. Kimsin? Ben Tülin'in öğretmeniyim. Adım Hazan. Tülin, geç içeri. Biraz konuşabilir miyiz? Yok, güle güle. Sevim Hanım. Ne konuşacağız? Gidin. Birazdan herif gelir. Kötü olur. Gidin. Hazan, ısrar etme. Yok, bu iş böyle olmayacak. Çıkmadılar mı? Yok, daha 5 dakikası var. Ne yaptı taze gelin de şaşkındı ama? Evlendiler. İyi. Allah bir yastıkta kocatsın. Amin, amin. Aa, beni dernekteyken Hazan aradı. Sana anlatmam gereken bir şeyler var dedi. Ferhat meselesidir. Yok, değil. Yani ben de öyle zannettim de değilmiş. Allah Allah. Ne alaka? Galiba. Müstakbel eşinizin yanından bir türlü ayrılamadınız. Bir çay içip kalktık baba. Nerelerdeydin bu saate kadar? İşler vardı. Onlarla koşturuyorum. İşler. İşler. Ne konuştunuz bakayım Ercan'la? Baba, bu iş olmaz. Sebep? Baba, kızım bende gönlü yok. Yap o zaman. Nasıl yapayım baba? Zorla mı sevdireyim kendimi? İnan bana, Mercan'ın seni sevmesi Hazan'ın sevmesinden çok daha kolay. Mercan cahil. Başı önünde bir kız. Sana soğuk davranıyorsa o namusundandır. Senin tanıdığın öbür kızlara benzemez. Öyle diye gelip de böyle kucağına oturmaz seni. Baba, bu iş gerçekten olmaz. Olacak dedim sana. Baba, kızın gönlü yok. Yani kıza da yazık. Ben o yüzden söylüyorum. Bak hele ya. Bak hele. Beyefendi, siz ne kadar da düşünceli, ne kadar da merhametli bir insanmışsınız. Daha önce yaptığın iğrençlikleri bilmesem, yani burada ben de inanacağım. Çık dışarı, çık! Hülya'yı çağır bana. Hadi bakalım.
Geç bakalım. Haydi bakalım, geç, geç, geç. Baba! Ay baba, senin ballısın. İnan, gelin bir daha. Ay, müzisi yürü lan. Oh, ben senin bir tane... Oh! Yedim, hadi bakayım, sen doğru yukarı, eller yıkanacak, hadi. Sen gel bakalım, bir yanak ver baba. Oh, bir de buradan ver bakalım. Oh, babasının ballısı bu. Oh be. Evine hoş geldin Mustafa Galeli. Hoş bulduk Pasam. Da, sen nasıl dün akşamki kapıdan içeri almama hadisesini bir konuşacağız. Vallahi ben emir kuluyum, hiç üstüme gelme. Değilsin. Öyle. Nefes bacım nereye? Hazan öğretmenle bir konuşacaktı. Gelir birazdan. Ben de bir Fikret abiyi uğrayıp geleceğim. İyi kutsun, hadi uğra. Allah'a emanet. Hoş geldin. Ya Allah'a emanet. Daha bak, akşam yemeğe geç kalma. Tamam da. Tamam, hadi kızım. Sen de bir elini yüzünü yıka. Hadi bakalım. Al çantanı. Ha. Baba. Kızım, söyle balım. Biz sana şaka yaptık. Ben kurban olayım sana. Gel buraya gel. Nasıl güldün ben o şakaya? Oh. Oh, babasının bir tanesi. Hadi. Hadi çabuk, 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 çabuk. Kurban olayım ben sana Allah. Nazarlardan saklasın. Şakaymış. Geldin. Hoş bulduk Hülya abla. Annen nerede? İlacını aldı, odasına gitti. Her zamanki gibi işte, uyuyor. Ama bu sefer çok korkuttu beni. Neden? İlacımı verdi diye mutfağa daldı. Ben dedim ki Nülfer Hanım, daha erken, ben size ilacınızı getireceğim dedim ama dinletemedim. Dayanamıyorum, dayanamıyorum artık dedi. Böyle avcuna boşalttı ilaçları, galiba iki tane falan içti. O kadar dayanabildin anne. Ben de sandım ki annem düzelecek. Sözünü tutacak. Evin içinde ölü gibi dolaşmayacak. Yanımda olacak. Elimi uzatsam dokunacağım. Seslensem sesimi duyacak. Beni duymuyorsun değil mi anne? Anne beni duymuyorsun değil mi? Duymuyorsun. Nilüfer, senin çoktan akıl hastanesine kapatılma zamanın geldi. Ama eminim, sevgili gelinim ve melekçiğim beni teselli edeceklerdir. Hazan. Yol boyunca ağzını bıçak açmadı. Anlatacağım dedin, anlatmadın da. Ne oldu? Yani Ferhat'la bir şey mi oldu? Ya. Çok saçma sapan bir şey oldu. Ama konuşmak istediğim o değil. Başka bir şey var. Ne oldu? Tülin. Tülin? Hazan Hanım'ın öğrencisiymiş. Yiğit'in sınıf arkadaşı. Hazan Hanım, öğretmenler odasında bir öğretmenin ceketinin cebinden para çalarken yakalamış. Cüzdanda 200-300 lira kadar para varmış. Ama Tülin sadece 100 lirasını almış. Yani elindeydi, gördüm. Hırsızlık yapsaydı hepsini alırdı değil mi? Annesi gündeliğe gidiymiş. Merdivenden düşmüş, ayağını burkmuş.
Tabii şimdi gidemeyin. Eve de para gelmiyor. Yani ev için mi çalmış ihtiyacı olan kadarını? Keşke öyle olsa. Çocuk anlatana kadar ben de öyle sandım. Ağlayarak anlattı yavrum. Aklı erdiğince, dili donduğunca. Benim anladığım, bunun babası itin tek, şerefsizin önde giden. 3 yıl olmuş boşanalı. Ama herif rahat durmayın. 2'de 1 gidip evi basayı. Ve sonra kavga kıyamet. Polis geleyim. Bunu alıp götürürler. Ön kapıdan alırlar. Yapacak bir şey yok. Arka kapıdan geri bırakırlar. Tabii bu it. Sonra beni şikayet ettiniz diye daha büyük bir hınçla gidip başlarına musallat olayım. Çocuk ne dedi biliyor musunuz? Babama vermek için çaldım parayı dedi. İçince annemi daha az döveyim dedi. El kadar çocuk. El kadar. Babası annesini daha az dövsün diye hırsızlık etti. Dövmesin değil mi? Buna engel olamayacağını biliyor. Çoktan kabullenmiş. Çocuğun tek bir dileği var. Babam içsin. Uyusun. Annemi daha az dövsün. Bismillah. Ne bu surat? Ne oldu size böyle? Bir şey yok nene. Yok yok, bir şey olmuş. Ne oldu? Hanife teyzeciğim, bir öğrencisiyle ilgili bir şey olmuş da onu konuştuk, bir şey yok. Ay kurban olayım size. Aç mısınız? Yemek ısıtayım mı? Yok. Tahir gelir şimdi beni almaya zaten. Beş sana ısıtayım. Yok nenen, ben sana ısıtayım. Ay yok yok, siz otur, ben hazırlarım. Hadi. Melekciğim, kapıyı açar mısın lütfen? Yalnız kalmak istiyorum, beni rahat bırak. Ama konuşmamız lazım, annen hakkında. Önemli. Odamdayım, lütfen. Tamam, birazdan geleceğim. Bekliyorum Melekciğim. Kapıyı kapat canım. Açık kalsın. Peki. Nasıl istersen. Otur şöyle. Hmm.
Melekçe. Beni çok dikkatli dinlemeni rica ediyorum. Aramızda yaşananlar ne olursa olsun unutun. Beni çok dikkatli dinle. Ne söyleyeceksen söyle. Üzgünüm. Çok üzgünüm. Sen kabul etmek istesen de istemesen de Nilüfer çok ama çok hasta. İlaçlarını düzenli olarak alması gerekiyor. Yani eğer ilaçlarını almazsa hastalığı ilerleyecek. Annem deli değil. Aa. Ama ben böyle bir şey mi dedim? Sadece sınırda olduğunu söylemek istiyorum ben. Söyleyeceklerim bittiyse gitmek istiyorum. Aslında bitmedi. Tarık abinle birlikte Cemillere gideceğiz. Senin de gelmeni isterim. Tarık benim abim değil. Ve ben hiçbir yere gelmiyorum. Buyurun. Abi. Hı. Sen bir kilo mu verdin? İki günde yüzün süzülmüş ya. Verdim vallahi, boğazımda geçmedi ki bir şey. Göbek olduğu gibi durayım. Göbek değil bir kere ya. Niye, ödem mi? Kas canım, kas. Ama öyle altı tane değil. Monoblok, yekpare. Bundan sonra ağzından çıkana sahip çıkarsın. Çıkarım Allah'ını. Tövbe bismillah, bir daha asla. Göreceğiz anne, göreceğiz. Abi. Abi. Ne? Bu senin arabanın arkasında oy oy yazayı. O ne? Sahne Fatih. Sahne! Otur önünden ye. Birden boylu. Tahir. Efendim abi. Hayırdır koçum? Sesin çıkmaz. Abi. Yok abi. Yok bir şey. Sizi dinliyorum. Afiyet olsun. Sağ ol bacım. Ben de bir hava alayım. Nerede bir iş var ama? Hayırlısı. İyi misin? Değilim. Biliyorum, biliyorum ben de. Hazan, o çocukla ilgili öyle şeyler anlatınca... Cilin. Duyunca ben çok kötü oldum. Gözü önünde annesi dayak yemiş. Yiğit de hep seslerini duyardı. Bir kadın dayak yerken canını en çok yakan şey ne biliyor musun? Çocuğunun korktuğunu bilmek. Geçenlerde bir haber okudum. Bir kadın ayrılmak istediği kocası tarafından öldürülmüş. Ölmeden önce yaptığı son şey korkan çocuğuna su içirmek olmuş. Ben Tülin erkeğine hikayesini anlatınca aklıma Yiğit geldi. Tamam şimdi çok mutlu ama ya unuttu. Ama ya günün birinde bir yerden patlak verirse. Sakin ol. Olmayacak öyle bir şey. Olmaması için elimizden geleni yapacağız. Diyorum yaparsın. Yapıyorsun da. Selim! Selim! Aç şu kapıyı! Selim! Selim! Aç şu kapıyı! Selim! Aç, içeride olduğunu biliyorum. Aç kız! Aç lan!
kaç lan! Ben yokken içeri erkek mi aldın lan yoksa? Kudret git! Ne olur git! Kurban olayım git! Aç kapıyı konuşacağız, aç! Önce biz bir konuşalım mı? Siz kimsiniz lan? Lan? Ferhat abi ve Fikret abi seni çağırıyor. Onlar kim lan? Lan. Tanımıyor musun? Ya. Tanımıyorsun. He. Gel tanıştırayım. Siz kimsiniz oğlum? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan burada? Niye getirdiniz lan beni buraya? Siz kimsiniz? Çek lan önünü, çek kendini. Buraya bak. Niye getirdiniz oğlum beni buraya? Siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz benden? Ha? Ferhat, oradan bir dilim ekmek ver oğlum. Buyur dayı. Ya ne oluyor? Ya biri bir şey söylesin. Ne oluyor? Ne istiyorsunuz benden? Ne oluyor? Ha bakayım. Ha? Eyvallah dayı. Ya söylesenize bir şeyler konuşsanıza ne istiyorsunuz benden? Ben size ne yaptım? Siz kimsiniz? Doruk. Buyur abi. Bir buz getir de. Ya abi ben sizi tanımam etmem. Siz kimsiniz? Ben size ne yaptım? Niye beni buraya getirdiniz? Kudret sen misin? Evet. Siz kimsiniz? Sen karını döveymişsin. Size ne bundan? Sizi ilgilendiriyor mu? Sağ ol kardeşim. Biz biraz meraklı tipleriz, biliyor musun? Daha ben merak ediyorum. Sen bu işi nasıl yaparsın he? Bir anlat bakalım bana. Ay ya da dur sakın anlatma. Ben biraz kot kafalıyım. Anlatmakla anlam ayırım. Sen bana bir göster bakalım. Bir kişi 10 kişi mi dalacaksınız? Sizin erkekliğiniz bu mu? Ama doğru değil. Doğru değil. Doğru değil. Daim haklı. Doğru değilsin. Doğru değilsin. Yani sen demek istiyorsun ki... Eğer üç beş kişi bir adamı tartaklarsa bu erkekliğe, mertliğe sığmay. He? Doğru. Ama benim anlamadığım başka bir şey var. Madem senden fiziksel olarak güçsüz birine el kaldırmak erkekliğe sığmay. Ula o zaman o kopasıca elini ne diye karına çocuğuna kaldırırsın he? De bakayım bana. Bak onu ben de merak ediyorum. Neyse ondan sonra Tarık geldim. Yok efendim. Mercan şöyle ağırbaşlı bir kız. Mercan ne kadar hanımefendi bir insan yani. Anlata anlata bitiremiyor. Şaşırırsın Cemilciğim. Sağ ol. Genco Bey, Nilüfer Hanım yok mu? Türkan Hanım, Nilüfer Hanım çok fena üşüttü. Onun hastalıkları artık yani öyle bir kronik hale geldi ki. Sormayın, selam söyledi size. Geçmiş olsun. Hadi götürün. Sağ ol, sağ ol. Melek de mi hastalandı, o da yok ortada. Türkan Hanım, bu gençler biz büyükleri beğenmezler. Bizim konuşmalarımız onlara sıkıcı geliyor. Yok efendim okulum var, yok ödevim var. Evlat işte. Ne yapacaksınız? Kırarım. Abi yapma.
Bugün senin kızın, sen git iç, sonra zıbar diye. Annesini daha az döv diye hırsızlık etti, biliyor musun? Ha bu ateş olup ciğerine düşmez mi? La bağırma. Ne bağırıyorsun? Bağa bak bağa. La bağa bak bağa. Hiç sanma ayrım. Ama eğer bir daha ha bu kopasıcı elini karına, çocuğuna kaldırırsan avucuna bak da bizi hatırla, he? Uy, sormayı unuttuk adam. Aç mıydın sen? Gidebilir miyim? Kudret. Eğer Elun'un acısını Sevim Hanım'dan çıkarmaya kalkarsan bu defa ha bu közü avucuna koymam. Anladın sen onu. Mercan, bana bugün davrandığın gibi bir daha tavırlı konuşursan. Bak burası çok küçük bir yer. Trabzon yani. Hayır, hatta hapşırsan Beşikdüzü'nden çok yaşa diye ses gelir. Burada her şey çok çabuk duyulur. Herkes duyar. Herkes bilir. Herkes görür. Ama kimse yüzlemez. Sen de sanırsın ki kimse bilmiyor. Hasan'ı kaçırmışsın. Çok mu seviyorsun? Ama benimle evleniyorsun. Yani evleneceksin. Yüreğine söz geçiremiyorsun. Yüreğin Hasan diye. Babana söz geçiremiyorsun. Babam Mercan diye. Daha söz geçirsen ne olur? Bir seferinde itin biri beni asmaya kalktı. Ölümden döndüm. Aylarca tekerlekli sandalyeye mahkum oldum. Yarı yarıya öldüm gibi bir şey. Bak. Bileklerimi kestim. Başka bir seferinde ilaç içtim. Zaten ölümün kıyısında dolaşan bir kızı. Neyle korkutabilirsin? Mercan. Ana. Ne yapıyorsunuz burada? Hadi geçin içeri. Baban çağırıyor. Tamam ana, geliriz. Afiyet olsun. Bu Ferhat'la Hasan mevzusunu öğrenemedik değil mi? Yok. Yani o mevzu olunca.
Nefesim. Tahir'im. Bunu her gece yapalım mı? Neyi? Böyle el ayak çekilince iki sade kahve. Bu aralar duyduğum en güzel teklif. Günün muhasebesini yaparız. İleriye dönük planlar yaparız. Bazen de hiç konuşmayız, böyle birbirimize bakarız. Bugün bir kere daha anladım. Neyi? Çok şanslı oldum. Mazal da tıpkı ben gibi şanslı olacak. Kendine ya, kurban oldu. Gel o boyla beraber düşünelim ya. Gel o gayn boyla. Gelirim. Ama. Gelirim. Ben mi? Mustafa. Çok özledim kız. Ay, ben de çok özledim ya. Mustafa. Ayakta. Ne zaman gelecek bu Murat efendi? Daha dün gibi parça almaya yolladım. Kaç gün oldu? Ne arayan var, ne soran var, ne bir haber var. Bu kadar zamanda koca bir gemi yapılırdı da. Ana, kurban Allah'ım, bilmediğin anlamadığın işlere laf söyleme ya. Tuzuk ekmeğinin peşinde ben gönderdim onu ya oraya. Hadi ana, hadi yat uyu kurban olayım ya. Nedir bu ya böyle? Allah Allah. İlaçlarını al, haydi. Selametten Allah rahatlık versin. Tamam, gidiyorum. Kapıyı da çekelim arkamızdan. İyi geceler. Oh. Düşündün mü? Düşünüyorum. Ya kız, beraber düşünecektik. Duyuyordu beni, bekle kurban olayım ya. Bismillah, babanın şerefi sana. Efendim kızım. Ben seni çok özledim. Heh, kurban olayım, sırma saçlı, pırasa güzeli, sevgili kızım benim. Ben de seni özledim. Ananı daha özledim. Ha? Hadi bakalım yatağına. Yarın okula gideceksin. Haydi. Haydi kızım. Haydi balım. Şey, ben de sizinle yatabilir miyim? Hayır kızım, tabii ki yatamazsın. Eşek kadar olduğun yok artık ya. Evet kızım, tabii ki yatabilirsin. Gel bakalım, haydi. Mustafa. Oy kurban olsun anası. Gel. Oy güzelim benim. Oy. Oy oy anasım, ben lisi bu. Oy kurban olsun anası bu ha. Haydi Mustafa, yat aşağı. Yaptığın iğrençlikleri bilmesem ben de inanacağım. Çık dışarı, çık! Hülya'yı çağır bana. Gel, gel. Buyurun Hülya Bey, bize emretmişsiniz. Telefonu çıkar. Ver. Nilüfer, seni çoktan gebertmiş olmam gerekirdi. Geber! Geber! Ne söylersem harfiyen yapacaksınız ikiniz de. Ne yapacağız efendim, anlamadım. Thank you.
İlacını getir. Hemen. Sen benim olmaya çalıştın. Evet, benim olmaya çalıştın. Nilüfer. Hülya, çabuk ilacını getir. O yaptı. Bana ilaçları zorla içirdi kızım. O yaptı. Beni öldürmeye çalıştı kızım. Gel, gel Nilüfer, gel. Geçecek bunlar hepsi. İyice tımarhaneye döndü burası değil mi? Hasan'ı kaçırmışsın. Çok mu seviyorsun? Ama benimle evlenirsin. Yani evleneceksin. Yüreğine söz geçiremiyorsun. Yüreğin Hasan diye. Babana söz geçiremiyorsun. Babam Mercan diye. Sümüklü bir kızı bile bana ayar veriyor. Hem de bana. Ah baba, ah. Hadi canım, hadi biraz da, biraz da. Tamam canım, al Hülya. Hadi uzan şimdi biraz. Nilüfer'cim, biz Tarık'la birlikte Cemil Beyler'deydik. Sen de gördün bizi kapıdan girerken. Sen de gördün. Sendin o. Yastığı yüzüme kapattın.
geber dedin. Öl dedin. Sandın. Hadi yat uyu biraz. Hadi. Dinlen biraz. Hadi kendine gel. Sandın. Sandın. Sen bugün neredeydin bakayım? Ben mutfaktaydım efendim, çalışıyordum. Sesleri duyunca koşup geldim. Bugün nerede Nilüfer'in durumu hiç iyi değil. Bütün ilgin, dikkatin onun üstünde olacak. Evet efendim. Merak etme. Düzelecek, merak etme. Hadi git yat artık. Hadi.
Günaydın, günaydın kızım ben. Günaydın. Hadi, hadi geç otur sofraya bak. Amca yok, ben ofiste bir şeyler atıştırırım. Kızım, Esma. Ya dün gece de senin yüzün bir tuhaftı. Ben işten yorgunluktandır diye ses etmedim ama... senin bir şey mi canın sıkıyor? De bakayım bana, ne oldu? Ali. Ali mi? Ne oldu Ali'ye? Yaz geldi geçti, hala bir düğün yapamadık diyor. Ha, haklı. Sen buna mı içerledin? Ay benim güzel kızım, gözleri de doluyor maşallah. Kızım, evladım yapma, gözden doldurma, beni de ağlatacaksın şimdi. Allah çaresiz dert vermesin, biliyor musun? Dert mi de şimdi bu, ha? Dokundu ama. Olsun, bakarız bir çaresine, bakarız. Sen şimdi onu bırak da ofiste mi kahvaltı edeceksin ha? Beni burada yalnız mı bırakacaksın? Hadi, hadi bakalım otur. Maşallah. Ya bunlar dert değil, tasa değil bunlar kızım evlat. Ya düğünü de yaparız, nikahı da yaparız. Elimizi kolumuzu tutar mı vardı? Yaparız değil mi? Yaparız tabii, benim güzel kızım yaparız tabii. Hadi, hadi başla. Başla, ben senin üzülmene dayanamıyorum be kızım. Üzülme, aç güzel yüzünü göz. Şöyle güler yüzlü ol, aferin. Al bakayım ekmek. Hadi maşallah, bismillahirrahmanirrahim. Böyle güzel başlamak güne çok güzeldir, biliyor musun? Bak yumurta de. Sen seversin yumurtayı, anladım. Hadi bak. Ay benim güzel kızım benim. Maşallah sana, maşallah. Ha, kızım. Ne oldu senin o talebenin sıkıntısı? Annesi ve babası ayrı. Babası da işe yaramazın teki de bir kapıya dayanıyormuş. Ne olandı? Hep uşakları olur zaten. Evet. Ha, Melih'le konuştun mu? Ay ben onu unuttum. Ama annem ilaçları bırakmış. İyi iyi. O ilaçlar kimseyi adam etmez zaten. Etmiyor da hali hal değil. Evet. Nefes. Efendim Nefes. Hazan. Ben hazırım. Nereye geleyim? Tamam, ben de hazırım. Geliyorum şimdi. Seni alırım ben. Tamam, görüşürüz. Nene, ben çıkıyorum. Bir şey yemedim daha. Uğurlar olsun. Görüşürüz. Ne yaptın? Konuştun mu? Aha. Şimdi gelip alacak beni. İyi. Siz ne yapacaksınız? Biz buluruz oğlumla yapacak bir şeyler. Evet, takılırız biz. Aynen, takılırız biz. İyi, takılın bakalım siz. Öp bakayım anne. Hadi. Hadi iyi takılmalar. Baba, öne otursam olur mu? Daha değil. Evet, hani bölmüştüm ben. O kadar değil. Geç bakayım spa. Oh. Alo abla. Canım, ben seni 5 dakikaya arayayım mı? Tamam. Doğru diyorsun. Gidebilirim. Bence sıkıntı yok. Oo, taze damat geliyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam, aleykümselam abi. Hadi bir say kap kardeşim ben. Söz ekliyorsun ha. Tamamdır abi. Otur bakayım kaptan. Mustafa. Biz seni bugün beklemiyorduk.
Ne var? Evlilikten sonraki ilk gün ondu. Öyle. Geldik ama ya işimizin başına, çok şükür. Sen de be kayınbağa, senin bu kayınvalidenin ne diyor, hülle işi. Esek midir ya, yoksa sen bize kolpadan dümen mi ettin? Biraz doğruydu, biraz değil. Bu nedir la öyle yarımda? Gerçek miydi, değil miydi oğlum? Ne oldu, çok mu korktun? Ben ne korkacağım ya? Da. Cemal. Biz şimdi galeli kum olarak artık seninle çalışamayacağız. Yani işlerin durumu ortada. Yani... Yani ortada gemilerde filan da sıkıntı var. Senin de yaradığın yok. Kusura kalma ya. Bak bak öyle. Bak. Görüyor musun? Oradan geliyor Yusuf Yusuf. Ha? Şaka mı ettin? Olacak mı? Böyle şaka olur mu? Olmaz mı? Senin ettiğin şaka da bu nasıl duvar öyle? La Mustafa sen var ya. Gel gel. Oo, o zaman bak. Yusufladı kendisi. İşten attım deyince gel otur. Çayı da güzel etmişim abi. Sana böyle nar gibi. Eline sağlık. Afiyet olsun kaptanım. Oh. Çok şükür Allah'a ya. Kendimize geldik ya. Siz gelmeden az evvel telefon etti. Ne dedi? Bir daha kapıya dayanmayacağım dedi. Hoş, sözüne güven olmaz. Kaç kere içmeyeceğim dedi, içti. Elimi kaldırırsam elim kırılsın diye yeminler etti. Bir şey değişmedi. Yine yapacağını yapar diyorsun. Yani öyle gibi de, değil gibi de. Bilemedim, sesinde bir başkalık vardı. Allah Allah. Neyse, şimdi o ne yapacak, ne edecek diye düşünmenin bir anlamı yok. Biz Hazan'la konuştuk, seni derneğe götürmeye karar verdik. Ben gelmeden önce dernektekilerle de konuştum. Ama önce iş bulmak lazım. Ayağım bir düzelse yine gündeliğe giderim. Allah'ın izniyle ekmeğimi kazanırım. Merak etme, biz de elimizden gelen her şeyi yaparız. Kız mı, oğlan mı? Kız. Allah analı babalı büyütsün. Amin. Hepimizinkileri. Teşekkür ederim. Canım. Binmeyecek misin Kaydır'a bir şeye? Yok, büyüdüm ben. Okul nasıl gidiyor? Okul işte, gidip geliyoruz. Düşündün mü peki okuldan sonra ne olacaksın? Polis olacağım. Ali amcan gibi mi? Yok, şapkalı oyununda. Şapka önemli tabii. Belki de astronot olurum. Anan hayatta izin vermez, çok uzak. Doğru. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dernek başkanımız Hülya Hanım, Hazan Hanım, Sevim Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Böyle buyurun. Merhaba.
iki, bir. Ah, nasıl geldi? Oh benim aşkım. Neler oldu? Sevim Hanım dernekte işe başladı. Ciddi misin? Artık sigortalı bir çalışan. Çok iyi. Peki Elif'ten haber var mı? Aramış, bir daha rahatsız etmeyeceğim demiş. Yani galiba kafasına bir şeyler düştü. Ya öyle tiplere pek güven olmaz. Siz ne yaptınız? Oğlumuz astronot olacak. Ya olmaz. Aa, sen beni bırakıp gidecek misin? Olmaz, izin vermiyorum. Ben sana dedim. Ben anıştıra alıştıra söyleyecektim. Ne bileyim oğlum, ben de dedim aniden söylersem. İkisini de kabul etmiyorum. Hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Olmaz. Koy verme. Olacak ya. Astronot olacak bizim baba. Sen beni yalnız mı bırakacaksın? Olmaz. Şapka da takacak. Ya diyorum ya. Allah Allah, bir rahat bırak çocuğu ya. Bırak nereye gidiyse gitsin. Ne istiyorsan onu yap. Ablacığım kusura bakma. Arayacağım dedim arayamadım. Ama neler oldu bir bilsen. Bir öğrencimin derdine düştük Nefes'le birlikte. Ama çözüldü gibi bir şey. İyi, sevindim. Ne oldu Melek? Bunu telefonla da söyleyebilirdin. Buraya kadar zahmet etmeseydin keşke abla. Ablacığım ben... Ne yaptın? Kurtardın mı öğrencini? Güzel. Çok güzel. Melek! Bence astronotluk geleceğin mesleği. Niye öyle diyorsun? Yok, ben bir şey demiyorum. Siz ne yaparsanız yapın, ben karışmıyorum. Yedim, sen annene takılma. Sen astronot mu olmak istiyorsun? Eğer gerçekten istiyorsan olursun. Çünkü hayatta en zor işler... ...başarılana kadar imkansız görünür. Bunun da en büyük ispatı annendir. Sen şimdi uçmak mı istiyorsun aslanım? O zaman uç bakalım, haydi! Nefesum haramdır, yangınım dinmez. Anlat Karadeniz, nefesum.